Merhaba arkadaşlar, ben Engin Atalay. Bugünkü dersimizde SQL komutlarından util komutunun kullanımını inceleyeceğiz. Hemen SQL Server açıp uygulamamızı yapalım arkadaşlar. Bağlanıyorum. İlk dersimizde kullanmış olduğum e-ticaret veri tabanı üzerinden uygulama yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Tablomuzu tekrar görelim arkadaşlar. Üyeler tablomuz vardı. Bu tablomuzda ad ve soyad kayıt sütunları bulmaktadır. Kayıtlarımızı inceleyelim arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane kaydım bulunmakta. Şimdi bu kayıtlar üzerinden update sorgusu yapmak istiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum bunları. Sorgu için new query sorgu ekranı açıyorum. Use e-ticareti diyerek hangi veri tabanı üzerinde sorgu gerçekleştirmek istiyorsam bu veri tabanı ismini yazıyorum. Peşinde şu an e-ticaret veri tabanı içerisindeyim. Update arkadaşlar güncellemek, yani bir var olan bir kaydı güncellemek için kullanılır arkadaşlar. Benim toplamda 4 kaydım bulunmaktaydı arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Ben bu var olan kayıtlarda herhangi bir güncelleme işlemi yapmak istiyorsam update komutunu kullanırım. Örneğin herhangi bir kaydın, mesela Engin Ahmet kaydının soyadı kaynakçı değildi. Mesela demirciymiş. Ben kaynakçı yazmışım. Bunu güncellemek istiyorsam update komutunu kullanırım arkadaşlar. Update yazım formatı şu şekildedir. Update'den sonra tablo adı. Fakat tablo adı yazmadan önce from yazmıyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Insert into, select ve delete'de from vardı. Fakat update komutunda from yok. Direkt update'den sonra tablo adı yazıyor. Yani update üyeler. Daha sonra arkadaşlar üyelerden sonra arkadaşlar güncellemek istediğim sütun ismi yazılır. Sütun isminden önce de set yazılır. Set ile güncellemek istediğiniz sütun isimleri yazılır. Mesela ben hangi sütunu güncellemek istiyorum? Soyad sütununu güncellemek istiyorum. Soyad sütununu güncellemek istediğim, daha sonra güncellemek istediğim değer yazılır. Soyad sütunu eşittir. Neydi arkadaşlar? Kaynakçıydı. Ben bunun demirci olmasını istiyorum arkadaşlar. Demirci. Peki şu an soyadı demirci yapsın. Üyeler tablosunda. Peki hangi kaydı yapsın? Daha bu şartı vermedik. Şartı ise en sonunda ver ile şart belirtti. Ver ile ID'si 4 olan kaydın soyad sütunu demirci yapılsın. Ver ile arkadaşlar ID'si 4 olan kaydın soyadı sette belirttiğim gibi demirci yapılsın istedim. Yani update yazı formatında update tablo adı set güncellemek istediğimiz sütun ver hangi sütun. Execute'yi çalıştırdım arkadaşlar. Başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Tekrar üyeler tabanına dönüyorum arkadaşlar. F5 ile yeniliyorum arkadaşlar. Yani execute ile ya da yeniden yeniliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demirci oldu arkadaşlar. Yani update işlemi ile bu şekilde var olan bir kayıt üzerinde güncelleme işlemini yapabiliriz arkadaşlar. Burada mesela bir sütun üzerinde yaptık. Daha farklı şekilde arkadaşlar update üyeler set adı yeni bir değer olsun. Benim adım Engin, adı Engin, soyadı Atalay olan kaydın adı ve soyadını değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Engin yerine Murat virgül arkadaşlar. Birden çok sütun kullanacaksam, sütunda güncelleme yapacaksam virgülle ayrılırım arkadaşlar. Soyadıysa Tokatçı olsan arkadaşlar. Ver ID'si eşittir 1 olan kaydın adı Murat, soyadı Tokatçı olsun. Yani şu an kaydımız gördüğün gibi buydu. Sorgumu buraya görüyorum arkadaşlar. Sorgumu çalıştırıyorum. Başarılı. Tekrar dönüyorum. Çalıştırıyorum. Murat Tokatçı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, update komutu bu şekilde kullanılabilmektedir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.